Merhabalar efendim. Yeni bir Türkistan gündemi programında sizlerle birlikteyiz. Bugünkü programımızda 2012 Çin Kültür Yılı dolayısıyla Türkiye-Çin ilişkilerini ele alacağız. Çok kıymetli iki konuğumuz var. Profesör Doktor Ahmet Taşağıl, Mimar Sinan Üniversitesi Tarih Bölümü Başkanı. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Diğer konuğumuz genç bir iş adamı Murat Sungur Özkan. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Hocam konuya geçmeden bu haftanın haberlerinden derlenen bir bandımız var. Öne çıkan başlıkları birlikte izleyelim. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 günlük resmi Çin ziyaretinde 6 anlaşmaya imza atıldı. Anlaşmaların kapsadığı konular arasında Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti arasında nükleer enerjinin barışçıl amaçlarla kullanımı öne çıkıyor. Ulusal Halk Meclisi'nde baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la Çin Halk Cumhuriyeti Başbakanı Lin Jiabao nezaretinde imzalanan anlaşmalardan bir diğeri de TRT ile Çin Merkez Televizyonu arasındaki ikili işbirliği. Profesör Doktor Tuncer Gülensoy tarafından hazırlanan Türkiye Türkologları ve Türk Diline Emek Verenler adlı kitabın birinci cildi yayınlandı. Yaklaşık 800 sayfadan oluşan eser, pek çoğu otobiyografik yazılardan oluşan bir ansiklopedi niteliğinde. İran'la Birleşmiş Milletler'in 5 daimi üyesi ülke ve Almanya arasındaki nükleer müzakereler 14 Nisan'da İstanbul'da Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde yapıldı. Toplantı sonrası açıklama yapan Avrupa Birliği Dış Politika Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton, İran'ın nükleer programı ile ilgili müzakerelerin 23 Mayıs'ta Bağdat'ta yapılacağını vurguladı. Gürcistan'ın ayrılıkçı bölgesi Güney Ossetya'da mahkeme kararı ile iptal edilmesinin ardından yenilenen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu da sonuçlandı. İkinci turun galibi sandıktan çıkan oyların %54'ünü alan bölgenin eski Sovyet Gizli Haber Alma Teşkilatı lideri Leonid Tibilov oldu. Rusya Merkez Seçim Kurulu, pazar günü Güney Ossetya'da yapılan seçimlerin adil olduğunu açıklarken, Avrupa Birliği ve Amerika ise seçim sonuçlarını tanımayacağını bildirdi. Kırım Özerk Cumhuriyeti Başbakanı Anatoly Mogilov, Kırım Tatar Meclis Başkanı Mustafa Kırımoğlu ve Ukrayna Parlamentosu milletvekilleriyle Türkiye'yi ziyaret etti. Konuk Başbakan, Cumhurbaşkanı Vekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu makamlarında ziyaret etti. Mogilov yaptığı konuşmada Türkiye'de verimli görüşmeler yaptıklarını ve kendilerini dostlar ülkesinde hissettiklerini, her türlü desteği gördüklerini belirtti. Avrasya Yazarlar Birliği Kardeş Kalemler Aylık Avrasya Edebiyat Dergisi Edebiyat Akademisi tarafından 2. Uluslararası Kaşgarlı Mahmut Hikaye Yarışması düzenlendi. Katılım başvuruları 30 Ağustos'a kadar sürecek olan yarışmanın birincisi $500, ikincisi $300, üçüncüsü ise $150 para ödülü kazanacak. Evet hocam, geçen haftaların öne çıkan önemli konulardan bir tanesi Başbakan'ın Çin ziyaretiydi. Öncelikle hani çok bilinir Çin'le türü, Çin medeniyeti dediğimizde genel olarak ne anlaşılır? Evet, öncelikle programınıza davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Tabii ki Çin bugünkü dünya milletler düzleminde en önemli ülkelerden biridir. Nüfusu bakımından, kültürü bakımından belirli özelliklere sahip, zengin, derin kültürüyle gerçekten dünya tarihinde ve günümüzde özel bir yere sahiptir. Bunu bu şekilde belirlemek lazım. Tabii bunun bir ayrıca Türklerle de bir ilgisi vardır. Biz Çin'in en eski komşusuyuz bilinen tarihte. Yani bugün Çin'in sınırlarında Türkiye Cumhuriyeti yok. Fakat tarihin derinliklerine gittiğimiz zaman özellikle Çinlilerin kendi kaynaklarında M.Ö. 2259'lara kadar giden bir süreçte Türklerle Çinlilerin komşu olduğunu görürüz ve oradan itibaren Türk-Çin tarihi başlar. Esasında bugün de hani Türkiye ile yok ama diğer Türk cumhuriyetleriyle sınır tabii, bir anda. Tabii kesinlikle. Bu Kazakistan'la, Moğolistan'la, Kırgızistan'la, Tacikistan'la sınır. Tabii bunların içerisinde farklı olarak biz Türk dünyası olarak ele aldığımızda tabii farklı değerlendirmeler de yapabiliriz. Ama ben Çinliler için şunu söylemek istiyorum öncelikle. Biz eski Türk tarihini %95 oranında Çinlilerden öğreniyoruz. Yani Çinlilerin tarihte meydana getirdikleri yazılı kaynaklardan öğreniyoruz. O yüzden ben öncelikle Çinlilere minnettar olmamız gerektiğini söylüyorum. Kadim Türk tarihinin bugüne gelmesinde Çin kaynaklarının önemli bir yeri var değil mi? Kesinlikle öyle. Mesela Hunlarla ilgili Türklerin meydana getirdiği bir belge, hiçbir belge yok. Ama sadece bu Çince yazılmış durumda. Biz ama 2500 yıllık süre içerisinde Hunların ataları Hunlar ve daha sonra Kuzey Çin'de
kurulan Hun Devletleri ile ilgili bütün belgeleri, bilgileri Çinlilerin kaynaklarından toparlayabiliyoruz. Diğer taraftan mesela Türklerin işte çok ilginç bir bilgi, kızların futbol oynadığını, Türk'ün hukukunu ya da cenaze törenlerinde yine Çin kaynaklarından öğrenebiliyoruz. Bu açıdan yani bu anlatmakla çoğaltılabilir bu tip örnekler. Biz Çinlilere bence müteşekkiriz. Peki bu kadar karşılıklı etkileşim iki tarafın da kültüründe izler bırakmış olmalı değil mi? Evet. Yani Çin tarihi ya da kültürü içinde Türklerin izi ya da tersi ya da Türk tarihi içinde Çin'in izi, Türk kültürü içinde. Böyle bir etkileşimden söz edebilir miyim? Kesinlikle söz konusu. Çünkü biz de, Türkler de Çinlileri etkilemiştir. Bunun en bariz örnekleri askeri alanda görülür. Ve Çin'de askeri tabakayı uzun süre, yüzyıllarca Türkler oluşturmuşlardır. Zamanla asimil olarak Çinleşmişlerdir ama askeri anlamda ve diğer toplumsal örgütlenme anlamında veya demirin kullanımında, gök kültünde dini inanç olarak çok sayıda etkide bulunarak Çin tarihinde de tabii kalıcı izler bırakmışlardır dediğiniz gibi. Bu gözle de değerlendirmek lazım ama genel olarak baktığımızda İslam öncesi Türk tarihinde Çin-Türk ilişkileri iç içe çok yakındır, iç içe gelişmiştir. Bunun temel dinamikleri bellidir zaten. Siyasi olarak, ticari olarak, ekonomik olarak ve kültürel olarak değişik boyutlarda incelenebilir. Çinlileri zaman zaman Türkler idare etmiştir. Mesela Tabgaş Devleti baktığımız zaman. Ama en parlak hanedanı olan, Çin tarihinin en parlak hanedanı olan Tan Hanedanı dahi Çinliler, Türklerden, kökeni Türklere dayanmaktadır. Bunun gibi örnekleri çoğaltabiliriz. Yani bir iççelik vardır. Ama zaman içerisinde baktığımızda bunlar ne olmuştur? Tabii ki o Çin'in kültürel potası içerisinde eriyerek Çinleşmişlerdir. Peki daha popüler şeyler, mesela Çin Seddi'nin Türk saldırılarına karşı yapıldığı şeklinde böyle popüler bilgiler var. Veya bir daha başka bir şey, Türklerin Asya'dan Avrupa'ya, işte Anadolu'ya, Batı'ya göçlerinde yine Çin baskısının etkisi olduğu. Bunların tarihi gerçekliği var mı? Şimdi Çin Seddi'nin Türklere karşı, ama sadece Türklere değil de kuzeyli kavimlere karşı yapıldığı doğru. Onda bir şey yok. Yalnız Türklerin Batı'ya gelmesinin sebebi Çinliler değil. Bazı Manchu asıllı kabileler sayılabilir ama çoğunlukla ekonomiktir. Yani ekonomik kaynakların yetersizliği sebebiyle Türkler Batı'ya göç etmişlerdir. Avrupa istikametine, Ön Asya'ya. Bunu böyle tespit etmek lazım. Çinlerin zaman zaman Çin ordularının Orta Asya'ya geldiklerini, Türkistan coğrafyasına geldiklerini görüyoruz ama önemli bir başarıları yoktur. Yani Tan Hanedanı döneminde geldikleri zaman zaten ordu kumandalarının çoğu Türktü. Bu yine kendi kaynaklarında Jo Tanshu'da, Shin Tanshu'da yazmaktadır. Evet. Biraz da bugünkü Çin'e bakalım. Murat Bey'e dönelim. Sizin Çin macerası nasıl başladı? Siz Çin'de iş yapıyorsunuz, Çin'de bulunuyorsunuz. Hangi sahiplerle gittiniz? Nasıl bir Çin'le karşılaştınız? Bugünkü Çin'den biraz bahsetseniz. Çok öncelikle ben de teşekkür ediyorum programınıza beni de davet ettiğiniz için. 2010 yılında üniversite mezun olduktan sonra ben de Çin'in Zhejiang eyaletine gitmeye karar verdim. Okumak için. Tabii ilk başta Çince tabii ki normal günlük basından iş hayatına baktığımız zaman Çin'in etkisi çok büyük. Bu nedenle karar aldım. İlk önce Çince'yi öğrenmek için gittim ve orada tabii ki çeşitli iş adamlarıyla ister istemez karşılaşılabiliyor. Tavsiyeler üzerine karşılaşılabiliyor. Bunun üzerine işte en başta tekstil bölümüyle ilgilenmeye başladım. Ve halen de devam ediyorum bu işime. Ve halen de orada yaşıyorum. Bu şekilde başladım. Yani nasıl bir dünyayla karşılaştınız? Şimdi devasa bir nüfus, büyük bir tabii ülke, ki farklı bir çok, kültür. Evet, çok farklı. Şöyle deme, havalanında ilk indiğiniz andan itibaren, ki hocamız çok iyi biliyor, yani havalanında indiğiniz andan itibaren çok farklı bir dünyaya karşı karşıyasınız ki bunun en baş, yani en büyük göstergesi yazılar. Yazıların farklılığı, çünkü Çin'de İngilizce bilmek çok büyük bazen etken olmuyor. Çünkü Çin'de ayrı Çingiliş denilen bir İngilizce var. Ondan ziyade insanların hayat tarzları, yani orada kültür çok daha farklı. Bizde mesela Türk milletinde ayıp sayılabilecek şeyler orada çok normal. Yani bizde normal şey sayılabilecek şeyler orada çok normal. Mesela ben ilk gittiğimde, yani şöyle bir anımı anlatabilirim.
bizi havalanına almaya gelen bir Çinli tanıdığımız vardı. Gelir gelmez ben elini tuttum, direkt tutup öpmeye yeltendim. Hani bizde bir şeydir bu, tavırdır. Geriye kaçtı ve ben çok garipsemiştim ve utandım da. Hani dedim acaba yani hoşlanmadım ben benden, hani böyle bir tavra geldi ve bunu inanın çoğu iş adamı bu şeye düşüyor yani. Çünkü yanlış anlıyorlar. Çin'de uzaktan selamlaşma, hatta bazen tokalaşmadan normal bir şekilde. Vücut hareketiyle. Tabii. Bu tür şeyler bazen garipseniyor. Hangi sektörde iş yapıyorsun? Şu anda ticaret, tabii tekstil ağırlıklı işime. Yani, Çin'den Türkiye'ye mi tekstil ürünü gönderiyorsun? Evet, Çin'de ithalat kısmı. Buradan gönderseniz sürpriz olur. Şu anda yok, şöyle bir şey diyebilirim. Bunun da kararını işte 2012 yılında, 2011 yılının bitiminde 2012 yılının başlangıcı sürecinde aldım. Bunun da etkisinde şu vardır. Türkiye'de bir Çin yılının olması ve gelecek senede Çin'de Türk yılının olması beni Çin'e ithalat kısmına itti. Bu nedenle de Şangay'da bir ortaklık gerçekleştirdim. Yani bu biraz tabii ki biraz nasip ve şans oldu. Dil öğrenmekten söz ettiniz. Çok farklı bir dil değil mi? Yani biraz da hani bizimle paylaşır mısınız Çin dilinin kendine has özelliklerini? İlk gittim okula başladığımda tabii ki hocalar tamamen Çince. Yani İngilizce konuşmuyorlar. Yani benim belli bir İngilizce temelim vardı ama İngilizce konuşmadıklarından dolayı ya buradan da tavsiyelerim olur. Yani benim, ben de gencim ama hani gidenlere, yeni gidenlere sabır. Sabır, yani her şeyin orada başı oluyor. Çünkü ilk 6 ay gayet hiç kimseyle konuşamamanız, iletişime geçmemeniz gayet çok normal. Yani Çince'de vurgular var. Bu vurguları aşmanın belli bir süre, bunlar için belli bir süre gerekiyor. Bu süre zarfında pes etmeden, çünkü Çin'de çok büyük engeller var. Yani yemek sıkıntısıdır, kalma sıkıntısıdır, evlerin yapısından tutun, insanların davranışları, hani orada o sıcaklığı bulamayabilirsiniz, binaların yapıları falan, her şey belli bir etkendedir. Ama bunlara göğüs gererek, tabii ki çok sıkı bir şekilde çalışarak, azim ederek dili öğrenebilirsiniz. Çin alfabesinin işte standart 29 harf, 32 harflik alfabelerden farklı 3000, 4000 simgeden oluştuğu söyleniyor. Hocam değil bu mi? Konuda benden daha uzmandır. Ben şöyle bir anımı söyleyebilirim. Ben buradan hocam Çin'e gittiğim süre zarfında mesela Kore alfabesinde aynı bu şekilde bizdeki gibi alfabe var. Ama Çin alfabesinde böyle bir şey yok. Kelimeler var. Ben buradan giderken böyle bir şeyin varlığını bilmiyorum. Hani af buyurun. Ve gittiğimde öyle bir devasa bir kelime varlığıyla karşılaştım. Yani bunu eğer sevilirse ve belli bir süre şöyle alışılırsa çok basit. Gerisi yani ilk 3 ay 4 aydan sonra gerisi geliyor çörek sokuyu gibi. Sizin değil mi hocam? Çin'inizi de alalım hocam, deneyimlerinizi. Evet. Siz de orada Çince öğrendiniz. Ben tabii Tayvan'da öğrendim. Taybe şehrinde. Orada bundan uzun süre önce. Orada bir eski klasik, yani değişmemiş zor olan fantişe dedikleri gövde esas yazımı öğrendim. Tabii burada Çin alfabesi var demek doğru değil. Çin işte bir ideogramları, karakter diye İngilizceye tercüme ediyorlar. İdeogramlarının olduğunu söylemek lazım. Bu ideogramları da yan yana getirerek cümleler ya da bazı kavramlar, yeni kavramlar üretiyorlar. Normalde sözlüklerde 7734 civarında karakter bulunur. Ama bunların eski sayısının 14.000 civarında olduğunu iddia ediliyor bazı sinologlar tarafından. Esasında bu kelimelerin de yan yana getirilerek 80 bin kelime. O zaman işte üretme anlamında 80 bin kelime diyebiliriz, kullanıldığını söyleyebiliriz. Fakat bir normal Çinli, üniversite mezunu Çinli bunun işte 2500-3000'ini kullanır günlük hayatında. Benim gördüğüm oydu. Tabii biraz zor esasına bakıldığında, ama Çince'nin bu yazım tarafı zordur ve işte beyefendi ifade ettiler. Yani vurgu, ton, sığışın dedikleri ton da, tonlama kısmı da zordur. Ama onun dışında Çince'nin gramer tarafı çok kolaydır mesela. Fiillerin çekimi çok basittir, yoktur denecek kadar. Cümle yapısı çok basittir. Yani İngilizce ile, Fransızca ile, Rusça ile, Farsça ile ya da Türkçe ile karşılaştırdığımız gibi, yani benim çalıştığım Batı dilleriyle, işte diğer dillerle mukayese ettiğimiz zaman baktım Çince'nin bir kolaylığını da görüyoruz. Düzenli. Yani kelime bilmek bir yerde cümleyi anlamaya da katkı sağlayabiliyor.
diğer dillerdeki gibi değil. Gramer yapısının yalınlığından mı yoksa böyle kurallı bir dil olmasından mı? Sadeliğinden kaynaklanıyor ama tabii ifade edildiği gibi çok doğru bir şekilde yazım zordur ve onda tabii çok tekrar yapılarak beyinde yer etmesi gerekir. Önde zaman lazım. Zaten öncelikli gerekli olan konuşma ve anlama değil mi? Yazmak daha sonraki aşama. Yani orada bir eğer iş adamının... birlikte olursa... Şimdi evet. Orada ne yaptığınıza bağlı. Evet, amacınız kesinlikle. ne olduğuna bağlı. Eğer Çin'de yaşıyorsunuz veya işte mesleğinize göre değişiyor. Yani ben ilim adamı olarak evet. Benim için okumak önemli. Eski metinleri okuyup hatta normal Çince de değil. Eski metinleri, klasik metinleri okuyup anlamak önemli. Benim uzmanlık alanım olarak ama işte bir iş adamı için çok farklı. Evet. Normal Çince ve evet. Onun kullanımı önemli. Yani konuşmak yetebilir belki de. Orada hani eğer o işine göre uzmanlaştığı alanına göre orada değişebilir. Yaşayanlar için tabii ki çoğu orada kalanların çoğu bilmiyor şey karakterler ama bilindiği zaman ben kendim açımdan söylemek gerekirse ben istediğim yere korkmadan gidebiliyorum. Yani bir köye de gidebiliyorum. Bir normal büyük şehire de gidebiliyorum. Metro olsun yani herhangi bir şey kullanma. Çünkü neden? Her tarafta yazı karakterlerinin okuyabiliyorsan işin çabucak hemen kendini halledebiliyorsun. Ya tabii ki hocam dediği gibi sizin amacınıza bağlı olmak üzere. Peki 2 yıl çok uzun sayılmaz ama yine de bir tecrübe oluşmuştur. Evet. Çin'de iş yapmak isteyen iş adamlarına, girişimcilere öncelikle hani şu hususları göz önünde bulundurmalılar diyebileceğimiz bir takım başlıklar var mı? Kesinlikle çünkü ben gittiğim süre zarfından beri yani şu zamana kadar... işler yaptık ve çok büyük inanın Çinlilerle büyük sıkıntılar yaşadık. Yani neden dolayı Çinliler biraz kendilerini üzmeyen insanlar. Yani yapılar olarak çok relaxlar. Yani çok rahat insanlar. Ve tabii ki onlara bir şeyleri dilakte etmek zorundasın. Yani bastırmak zorundasın bazı şeyleri ve sıkıntılar bazen doğuyor. Bunun için çoğu iş adamı pes ediyor. Yarı yolda işlerini bırakıyorlar. Bunların etkileri olarak da şu. Bilmeden bazı şeyler yapıyorlar. Bunun için mesela nasıl diyeyim kendi başlarına ve direkt bir Çin ismi duyup Türk Hava Yolları'na gidip bir Şangay'a bir bile ben böyle çok insan tanıyorum. Şangay'a bilet alıp gidiyorlar ve Şangay havalanına gelince farklı bir dünyayla karşılaşıyorlar. Bundan sonrasını düşünmüyorlar. Yani buradan giderken benim tavsiye edeceğim tabii ki şudur. Orada belli kontaklar kurup tabii ki konsoloslukla birlikte ateşelikler var. Ve Türk TSE'nin orada bir gene ofisi var. Bunlardan yardım alarak, bunlarla iletişime geçerek, Çinlerle iş yaparken belli sözleşmelere dayanarak. Çünkü Çinlerde bir şöyle bir yapı var. Bunların kültürleri gereği. İş yapmadan önce Çinlerde belli bir samimiyet kurmayı Çinler çok severler. Bu samimiyetten sonra işe başlarlar ve bu süre zarfında tabii ki ne kadar olursa olsun belli yani yaptığınız işi sözleşmeye dayandırmak en iyisi ve en sağlam yoludur. Yazılı metin imza altına almak. Kesinlikle. Bunu ateşelik çok iyi yapıyor. Yani ben buradan tabii ki Çinli iş yapan ihracat ve ithalat herhangi bir kısmıyla yapanlara sağlam, bilgili, köklü bir danışmanla birlikte şimdi tabii ki böyle Türklerin orada ofisleri var. Çinliler var. Artık nasıl iletişime geçiyorlarsa onlardan yardım alınarak birlikte hareket edilmesi buradaki iş belki net sayılar hani eliniz olmayabilir ama çok sayıda Türk'ün varlığından söz edebilir miyiz Çin'in bir takım merkez eyaletlerinde? Şöyle Şangay'da olsun, Pekin'de olsun biraz öğrenci nüfusu ile bir öğrenci nüfusu fazla ama iç kısımlara bakacak olursak mesela Yiwu denilen bir şehir var. Yiwu'da, yani Guangzhou'da bu tür yerlerde daha çok iş yapan, ofisi olan, orada danışman sayılabilecek Türk ofislerinin, Türklerin yaşadığı çok tabii ki iyi bir nüfus var yani. Peki Çin'in Doğu Türkistan dediğimiz veya Sincan Özerküm bölgesi dedikleri bölgede Uygurlar ağırlıklı, tabii. Uygurlar, Kazaklar, Kırgızlar yani Türk boyları ağırlıklı olarak yaşıyor. Oraya yönelik bir özel ilgi var mı veya orada aynı kültür havzasına mensup olmanın kolaylaştırıcı etkileri oluyor mu? Uygurların bizim açımızdan Türklerin iş yapması açısından kesinlikle şöyle işin. Çünkü neden Uygurlar Çince'yi de bilen ve Türkçe'yi de 5 ay gibi sürede öğrenebilirler mi hocam? Hani siz daha yani bence bir ay da yeterli bu. Bir Uygur için. Bir Uygur akı yani normal yani iyi çalışabilir. Diye düşünüyorum. Uygurların ticaret ağı içerisinde orta kısımda kalıp ve Çinli kimliğe sahip olmaları ticareti
yani Batı ülkeleri içerisinde bizim açımızdan bizim işimizi çok kolaylaştıracak bir yapıda bulunuyorlar. Ve bu bizim için, yani Türkiye için önemli bir etken. Kesinlikle. Evet, şimdi tabii biraz da güncele gelmek. Bu bir defa bu 2012 Türkiye'de Çin Kültür Yılı. Evet. Bu ne anlama geliyor? Yani bir ülkede başka bir ülkenin kültür yılı olarak kutlanması, ilan edilmesinin katkısı nedir hocam? Evet, tabii ki konuşmanın başında söylediğim gibi Dünya Milletler Platformu'nda bu düzlemde Çin çok önemli bir ülke, Türkiye de önemli bir ülke. Hı hı. Bu iki ülkenin birbirinin değerini anladığını gösteriyor ilk baştan. Tabii ki ticari ekonomik ilişkilerle bu günümüzde 21. yüzyılda sağlıklı ilişkiler kurulması aranıyor demektir. Ama Türkiye, eğer Çin o Avrupa'ya doğru açılacaksa Türkiye'ye ihtiyacı var diye düşünüyorum ben. Türkiye'nin uzak doğuda yani her anlamda Çin'le yakın ilişkiler kurması gerektiğini her zaman için siyasi anlamda, ekonomik anlamda ilişkiler kurarak bunu geliştirmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu dengeli olmalı. Hı hı. Yani artık öyle bir çağda yaşıyoruz ki iletişimin veya diğer ulaşım imkanlarının çok hızlı geliştiği bir dünyada Çin'le Türkiye'nin yakınlaşması gayet doğal. Evet. Ve zannedersem Çinler Türkiye'nin kıymetini biraz daha iyi anladı diye düşünüyorum gelinen noktada. Sayın Başbakan'ın son ziyaretinden de bu sonuç çıktı. Bu geliş gidişlere, ziyaretlere ilişkin kısa bir bandımız var. Onu izleyelim, üzerine konuşalım. Evet. Türk dünyasının gündeminde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 27 yıl aradan sonra Çin'e yaptığı resmi ziyaret var. Bu ziyaretin anlamını daha net görmek için Çin ve Türkiye ilişkilerine daha yakından bakmak gerekiyor. Türk ve Çin halkları arasında tarihten gelen dostluk bağları var. Bu ilişkilerin tarihi ilk Türk devletlerinden Hun İmparatorluğu dönemine kadar uzanıyor. Uygur bölgesindeki gelişmelere bağlı olarak zaman zaman yaşanan gerilimlerin temelini ise Kore Savaşı'ndan sonra başlayan ve ideoloji farklılığından dolayı derinleşen soğukluk oluşturuyor. Bu yıl başkanlık koltuğuna oturması beklenen Çin Halk Cumhuriyeti Başkan Yardımcısı Xi Jinping, Şubat'ta Türkiye'ye tarihi bir ziyaret gerçekleştirmişti. Bu gelişmeyi Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 8-11 Nisan tarihlerinde bakanlar, önemli bürokratlar, yaklaşık 300 kişilik bir iş adamı heyetiyle Çin'e gitmesi izlemişti. Başbakan Erdoğan'ın bu ziyaret sırasında verdiği sıcak mesajlar ve imzalanan anlaşmalar ilişkilerin yükseldiği seviyeyi gözler önüne sermekte. Geçtiğimiz yıl iki ülkenin diplomatik ilişkiler kurmasının 40. yıl dönümüydü. 2012 Türkiye'de Çin yılı, 2013 ise Çin'de Türkiye yılı ilan edildi. İki ülke arasındaki ilişkiler her geçen gün biraz daha gelişiyor. Türkiye ve Çin Halk Cumhuriyeti bu ilişkileri ortaklaşa yürütülen büyük projelerle de derinleştiriyor. Şimdi 27 yıl aradan sonra ilk defa Başbakan düzeninde ziyaret gerçekleşiyor. Birkaç ay önce de Çin'in muhtemel gelecek devlet başkanı Türkiye'ye geldi ve bu gidiş gelişlerde böyle milyarlarca dolarla ifade edilen anlaşmalar yapıldı. Özellikle son ziyarette nükleer konusu öne çıktı. Bu çerçeveden bakıldığında bir ivme kazandığı ve çeşitlendiği gözüküyor somut bir şekilde. Bunu neye bağlıyorsunuz siz? Hangi faktörlerle böyle bir hızlanma oldu? Evet. Bence bir ya da dünyanın dengeleri değişti diye düşünüyorum. Çin için de. Çin yeni arayışlar içerisine girdi. Esasından bakıldığı zaman bugün bakıyoruz Afrika kıtasında, Avrupa'nın zaten belirli yerlerinde, benim bizzat gördüğüm Orta Sibirya'da, Orta Asya'da Çin'in bir yatırım olarak ekonomi aşırı bir şekilde dışarıya açılma ihtiyacı var. Ve bu açılmalar da Türkiye önemli bir kapı. Bu yüzden Türkiye'ye özel önem verdiğini düşünüyorum ben o açıdan bakıldığı zaman. Ve mesela bundan birkaç sene önce Çin'den çok turist geleceği beklentisi vardı ama gerçekleşmedi. Bence gerçekleşmedi. O açıdan fakat ekonomik farklı bir boyut artık. Yani az önce söylemeye çalıştığım gibi Çin Türkiye'nin önemini anladı. Bir kapı olacağını, Orta Doğu'da önemli bir ülke olduğunu, tarihen zaten ne olduğumuzu biliyor. Bu açıdan değerlendirebiliriz ve Çin Türkiye'nin değerini anladı zaten. Ama Türkiye'nin dış politika öncelikleri açısından baktığımızda Çin ön planda yer almadı bu zamana kadar. Bu nasıl seyreder bunu bilemiyorum. Hı hı. Mesela Şanghay İşbirliği Örgütü
olsun veya diğerlerinin ben yeterli başarı gösterdiğini de düşünmüyorum. Hı hı. Eski heyecanı, eski ivmesi yok. Bugün Asya, dünya Avrasya düzleminde esasında baktığımız zaman. Demek ki Çin'de özellikle Rusya'ya karşı bence burada bir yeni arayışlar içerisinde diye düşündü. Türkiye'de bir kapı olarak görüyor. Evet. Batı'ya açılan bir kapı olarak görüyor. Yani ben bu şeylere baktım. Türkiye açısından da olumlu. Hı hı. Türkiye'de bunu gayet iyi değerlendirilmedi. Ekonomik anlamda da, siyasi anlamda da, dünya barışının tesis edilmesi anlamında da değerlendirilmeli. Ama oradaki bizim Uygur kardeşlerimize, Kazak, Kırgız, Türk kökenli kardeşlerimize de Çin iyi davranmalı. Yani onların kültürel olarak, en azından kültürel olarak varlıklarının huzurlu bir şekilde barış içinde yaşamalarında Çin tarafından sağlanması lazım. Peki Türkiye ile Çin ilişkilerinin gelişmesi, oradaki Türk asıllı halkların yaşantılarını olumlu yönde etkiler mi? Bence olumlu yönde etkiler. En azından Çin Türkiye'yi tanıdıkça, çünkü tabii ki Türkiye Cumhuriyeti Çin'in toprak bütünlüğüne her zaman saygılı. Şimdi de saygılıydı. Her zaman dolayısıyla bu dengeli bir şekilde uluslararası ilişkiler açısından sadece onların kültürel varlıklarını, insanca yaşamalarını, tarihten gelen işte dinlerini, ibadetlerini yerine getirmeleri veya vesaire sebeplerden dolayı Çin'in Çin Türkleri iyi davranması lazım. Bu Türkiye ile Çin'in yakınlaşması da bunu sağlar diye düşünüyorum. Çünkü yakınlaştıkça aradaki endişeler ortadan kalkacaktır artık. Oradaki rahatsızlık Türkiye'ye de yansır. Dolayısıyla ilişkileri de pürüze dönüşmesin diye, değil mi? Hassasiyetler. Tam aksi düşünüldüğüne sizin dediğiniz gibi ters olur, ama olumlu yönde gelişirse Türkiye ile oradaki kardeşlerimiz, Türk kökenli soydaşlarımız da daha rahat yaşar diye düşünüyorum. O açıdan da bence olumlu. Evet. Ama tabii bu dünya çok hızlı gelişiyor. Ne olur bilmez. Bir Çin'in gerçek ihtiyaçları, ekonomik ihtiyaçları, dışarıdan beklentileri ne? Bunları biraz uzun vadeli ve kısa vadeli planlar yapmak lazım. Bence Çin'in kısa vadede bir ham madde kaynakları ihtiyacı ortaya çıkarsa bunu nasıl sağlar? Burada benim bazı çekincelerim var. Bunları konuşalım hocam. Şimdi Başbakan ziyareti Çin'de bir defa ne kadar yer aldı basında diyelim, medyada? Öncelikle Türkler açısından nasıl bir motivasyona yol açabildi? Hocamın şu anda söylemek istediği şey, ben bir şey eklemek istiyorum. Yani Tayyip Erdoğan'ın ilk başta buradan direkt olarak Uygur'a gitmesi büyük bir politik mesai bana göre. Çin de bunu gayet iyi anladı diye düşünüyorum. Onun ziyade yani eklemek istediğim şey buydu. Sizin hani sorunuza da gelecek olursak hocam, basında Çin'de şöyle bir durum söz konusu. Çin'deki tüm halk televizyona karşı ayrı bir sempati içerisinde. Yani televizyon izleme oranı çok yüksek. Hı hı. Bunu şöyle söyleyebiliriz. Çin'de mesela bir hastaneye gittiğinizde Çin'de serum vardır hocam, bizdeki gibi değil. Yani bir hasta olduğunuzda direkt doktorlar hemen size serum verip bir saat, iki saat, ne kadar sürüyorsa o serum süresi, oturursunuz serum üzerinde, orada yüzlerce kişi vardır belki de. Ve televizyon vardır, herkes ağzı açık bir televizyon izler. Orada mesela ben bir defa Çinlerin çayhanesine denk geldim, bir defa da hastaneye denk geldim. O süre zarfında Tayyip Erdoğan, yani onun yazı karakterini orada bir gördüm, Erdoğan'ın. Sürekli bastırarak Türkiye Başbakanı'nın Çin'de olduğunu ve bugün şurada yani şu eyalette burada şuraya gidecek gibi etkileşimlerle, ve ben kendi yaşadığım sıkıntıları söyleyeyim ki hocam, benden çok 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 yıllar önce, belki ben o zaman yoktum dünyada, o zaman gitmiş Çin'e. Ben bile yani şu anda gittiğimde Çinler Türkiye'yi bilmiyor. Yani yaptığım katkısı mı? Tabii ki. Yani ben diyorum Çince'de Türkiye, Torçi anlamında ben söylüyorum ve bu Çince bir kelime yazıyorum. Onlar onu bilmiyor. Yani Türkiye'nin dünya üzerinde bir ülke olduğunu kimi yerler bilmiyor. Hı hı. Bu etkileşimle birlikte Çin'de Türkiye'nin varlığını, Türkiye nedir, yani Türkiye neresidir, Türkiye'de neler vardır, Türkiye ne gibi yani hı hı. politik, siyasi olsun ya da ürünler olsun, bizim ekonomik, en başta ekonomidir tabii ki. Ekonomik yönde nasıl etkileşime geçirebilir Çin'de, ve şu anda da şunu söyleyebilirim. Bu etkileşimle birlikte ben gördüğüm şeyleri söylüyorum. Çin, Türkiye'nin Çin'e yaptığı en çok ihraç ürünlerinden biri yani gıdadır. Gıda ürünlerinde Türkiye bazında bir organik, yani
organik olan ürünlere daha bir revanşlı olduğunu görüyoruz. Ve bu da Çinler açısından iyi bir reklam. Tabii tanıtım katkısı var. Peki oradaki Türk iş adamlarının işlerinin kolaylaşması ya da önlerinin açılması anlamında bir beklenti olabilir mi Başbakan ziyaretinin? Şimdi 2010 yılında Hun Jiabao'du galiba Çin Başbakanı'nın Türkiye'ye gelmesi. Hocamın dediği gibi Türkiye Çin'in değerini anladı. Tabii ki bir üç ülke var gibi bakıyorum. Yani Almanya, Rusya ve şu anda Türkiye. Ve Erdoğan'ın Çin'e gitmesi Türkiye iş adamları açısından bir kolaylık sağlaması ki şunu böyle bir şey ekleyebilirim. Çin'de benim bildiğim hani araştırdım sadece bildiğim kadarıyla 93 yılında ve 2005 yılında yapılan bir şirketler hukuku anlaşmaları ve buna yönelik geliştirilen bazı hukuklar var. Bu hukuklar uluslararası yani dış ülke yani diğer ülkelerin Çin'de yatırımlarını kolaylaştırıcı etkenlere sahip. Eğer ki hukuksal yönde ve sözleşmeye dayalı işler yürütüyorsanız Çin devleti yabancı yatırımcıya gerçekten sahip çıktığını yabancı görüyoruz. Yatırımcı deyince Çin'de Türk sermayesi, Türk yatırımı çok fazla olmasa gerek değil mi? Daha çok hangi sektörlerde? Yani küçük mağazalar, işte restoranlar falan gibi bir şey mi var? İthalat bağımlısı olduğumuz bir ülke. Kesinlikle. Sanki. Restoranlar hani beyaz eşya grubu olsun. Hani tekstil grubu zaten en başta ve şu anda hani şunu söyleyebilirim. Tayyip Erdoğan'ın Çin'e gelmesindeki en büyük etken şu anda Türkiye ve Çin arası ithalat ihracat oranlarına baktığımızda ithalat yaklaşık 25 milyar dolarlık bir sadece Türkiye'nin Çin'le bir ithalat ve ihracat oranı var. Ve bunun pastanın ağır bir kısmı ağır yani %90'lık bir kısmı yaklaşık 21 milyar dolarlık Çin'le bir kısmı ithalat. Geri kalan 2,5 milyar doları ki bu 2012 yılında gerçekleşmiştir. İhracattır. Ve Tayyip Erdoğan'ın tabii ki Çin ziyaretinin temel nedeni de bu olabilir. Çünkü pastanın biraz daha ihracat kısmına yönelmesi. Mesela 2010 yılında Çin Başbakanı'nın Türkiye'ye gelmesi ve Tayyip Erdoğan'ın gittiğindeki verilen mesajlar şuydu. 2012 yılındayız. 2015 yılı ve 2020 yılı bu hedefleri 2015 yılında verilen hedefler ne kadardı hocam? Benim hatırladığım kadarıyla 50 milyar dolarlık bir ticaret hacmi verildi. Ondan sonra 100 milyar dolarlık bir ticaret hacmi verildi. Tabii ki bunların geliştirilmesine yönelikti. Şimdi hocam iki ülke arasındaki işbirliği potansiyeline baktığımızda şu anda aleyhimize gözüküyor durum. Bu işbirliği alanlarının imkanlarını ve belki beraberinde kısıtlarını neler söylenir bu açıdan bakalım. Yani şimdi esasına bakıldığında Çin sadece Türkiye değil bütün diğer ülkeler çok şey ihraç ediyor ve az. Sayıda az ithalat yapıyor. Dolayısıyla böyle bir dengesizlik söz konusu. Bunu işte Avrupa ülkelerinde de görüyoruz. Türkiye'de de aynı şekilde. Bu dengenin Türkiye'nin lehine dönmesi ben ticaret uzmanı değilim. Ticaret uzmanı değilim ama çok zor. Evet. Gerçek anlamda baktığımda çok zor. Ama şimdi Türkiye genelde Çin'in ihtiyacı olan ham madde kaynakları. Benim anladığım kadarıyla bunu diğer ülkelerden ithal ediyor. Türkiye'den de. İşte bazı zannedersem bor başta olmak üzere bazı mermer, bor ve bazı maddeleri Türkiye'den alıyor ve ama işte üretilmiş biliyorsunuz her türlü eşyayı da Türkiye'ye satıyor. Bu diğer ülkelere de karşı böyle. Biraz bence bu dünya dengeleriyle de ilgili yani kolay kolay değişmesi söz konusu değil. Ama Türkiye haklı olarak bunu bir dengeye oturtmak zorunda. En azından kendi sanayisini ayakta tutabilmek için kendi iş adamlarını kendi işçilerini ayakta tutmak zorunda ve bence bunun bir şekilde Çin'i kabul ettirmeli artık yani bu dengeyi oturtmak zorunda çünkü Türkiye'de insanlar çalışmak zorunda iş yapmak zorunda bu ithalat ekonomisine dayalı bir şey olamaz fakat son Avrupa'daki krizlerden sonra bizim fark ettiğimiz bir şey var. Avrupa'da Çin'den yardım istedi. Yani Çin'in gücü demek ki gittikçe artıyor. Evet. Bu anlamda baktığımız zaman biraz o dengelere bakılabilir. Fakat yani Türkiye bir şekilde o dengeyi sağlamak zorunda. Fakat şöyle bir şey daha var biliyorsunuz. Bu petrol başta olmak üzere
işte enerji kaynaklarını daha çok Orta Doğu'dan, işte Kazakistan'dan, Rusya'dan ve Orta Doğu'dan başka ülkelerden temin ediyor. İşte bunlarda bir sıkıntı olursa Çin ne yapar? Buna düşünmek lazım. Nasıl bir perspektif çizilebilir böyle bir? Yani ben ben şunu düşünüyorum. Çin'in kendi sanayisini, kendi iş dünyasını işarım çevirecek enerji kaynakları temin edemezse, Çin'de problemler olacağını. İçeride problemi olacağını ve bunda uluslararası işlere yansıyacağını düşünüyorum. Başka daha yani istenmeyen boyutlara gidebilir. Belki bu yüzden işte Afrika'da çok büyük Çin yatırımları var. Veya bu Orta Asya'da çok büyük Çin yatırımları var. Sibirya'da Çin yatırımları var diye düşünüyorum. Yani böyle bir öngörüm var. Burada işte dünya enerji kaynaklarının, petrolü ve diğer kaynakların geleceği ne olacak sorusuna cevap vermemiz lazım. Orta Asya demişken hocam, şimdi Türkiye-Çin ilişkilerinin gelişmesi Orta Asya, çok taraflı bir şey aslında. Çin'in Orta Asya Cumhuriyetleri ile ilişkileri var. Çin'in Türkiye ile ilişkileri gelişiyor. Türkiye'nin Orta Asya ilişkileriyle, ülkeleriyle ilişkileri var. Evet. Böyle bir çok taraflı bir süreç. Bunu ne yönde etkiler? Nasıl birbirini destekler ya da engeller? Evet, aslında burada bazı sıkıntılar da olabilir ama şimdi Orta Asya üzerinde Çin etkisini gittikçe artırıyor. Evet. Yani siz de oralarda bulundunuz. Kazakistan'da, Kırgızistan'da benim gördüğüm özellikle ekonomik anlamda işte ticari yapılan yollarla gittikçe ilişkilerin geliştiğini ve orada da Çin lehine geliştiğini görüyoruz. Bu da bir farklı bir şey. Bu denge nasıl sağlanır bilmiyorum. Özbekistan'ın son zamanlarda bilemiyorum son konumunu ama Çin'le ticaretin çok geliştiğini, hatta Rusya ile arasında Çin'in daha fazla geliştiğini duydum. Fakat ben Kırgızistan'da ve Kazakistan'da hatta Moğolistan'da olduğunu biliyorum. Yani burada da bazı sıkıntılı durumlar gelecekte gerçekleşebilir. Tabii o zaman da Türkiye ile Çin arasında yani belki bazı tartışma konuları ortaya çıkabilir. Bunu kabul etmek lazım. Esasında bakıldığı zaman tabii işin tarihsel boyutu var. Jeopolitik, jeostratejik o konulara burada pek girmek istemiyorum ama bazı sıkıntılar olabilir. Yani Rusya ile ilgili de bazı problemler olabilir. Çünkü bunun bence somut göstergesi Şanghay İşbirliği Örgütü yeteri kadar faaliyet gösteremedi. Türkiye'de enerjisini kaybetti yani. O sinerji yarattığı sinerjiyi kaybetti diyelim. O iddialı olduğu dönemde de Türkiye Şanghay İşbirliği Örgütü ile çok yakından ilgilenmedi sanki. Evet, aslında Türkiye üye olmak ister, biraz yaklaşmak isterse önce Türkiye'nin işte ABD ve Batı bloğundan ayrılmasını istediler. Yani böyle bir bloklaşmayı ben şunu bekleniyordu uluslararası düzlemde. Yani ABD, Batı ve Türkiye bloğuna karşı bir Doğu bloğu oluşması gerçekleşmesi bekleniyordu. O bence yeteri kadar oluşmadı. Evet. Burada tabii ki iki büyük aktör Rusya ve Çin. İkisinin de ben yeteri kadar yani arasında anlaşamadığını düşünüyorum. Belki görünürde böyle görünebilir yani. Müttefik gibi gözüküyor ama. Ama yeteri kadar anlaşamadığını düşünüyorum şu aşamada. Evet. Özellikle son zamanlarda Rusya dahi ABD'ye Ulyanovsk'ta üs verdikten sonra, yani daha doğrusu işte askerlerini Afganistan'a götürmek için üs verdikten sonra, demek ki dengeler bizim anlayamadığımız şekilde değişti. Daha karmaşık ilişkiler. Evet, daha karmaşık olduğunu görüyoruz. Bu ekonomik ilişkilerin geleceği işte denge tam denge sağlanamasa bile daha sürdürülebilir hale gelmesiyle ilgili sizin idare edeceğiniz bir şey var mı? Şimdi şöyle buradaki en büyük rol büyük şirketlere, yani büyük firmalara düşüyor. Yani nasıl diyebilecek olursak şudur. Çin'de reklam çok önemli. Zaten az önce bir şey dedim, yani sabır etmek, beklemek çok önemli. Çin'de tutunabilmek için gerçekten bir süreç gerekiyor. Mesela bu sürece örnek verecek olursak, yani şudur. Çin bir herhangi bir markanın gerçek ismini kabul etmez. Çin'de Çin dilinin bir özelliği vardır. Her ürünün bir Çince ismi vardır. Yani mesela en kolaydan söyleyebilecek olursak bir kola kola değildir. Hani bir Sprite değil. Yani hepsinin kendine özel, araba markalarının kendine özel isimleri vardır. Bu bağlamda mesela bir Türk markası olarak söyleyebilecek olursak Fındık Tanıtım Grubu bu ürünü, yani gittiği yol gayet iyi ama inşallah başarılarını devamını dilerim. Çin'de fındığın ismini veren Türkler. Yani bilmiyorum ne kadar biliyorsun. Yani tanıtan da Türkler. Tabii tanıtan. Fındık bilinmez Çin'de değil mi? Yok. Çin'de yok. Cınzı dediler ona. Cınzı. Ve bunu da bir yarışma yaptılar. Yarışma genelinde bir
isim bulma yarışması oldu bu. Benim ben o zaman Çin'deydim ama bunu duyduk. Ve adım adım gidiyorlar ve şu anda ihracatları yükselen bir trend içerisinde gidiyor. Ve bu tür büyük firmaların Çin'e girip markalaşmaya gitmesi. Çünkü şu anda Çin ithalatını gitgide arttırıyor ve bunu nasıl ithalatını arttırırken de alım gücü fazlalaşıyor. Ve bunu da markayla. Şimdi izinse ben burada İpek Yolu'ndan bahsetmek istiyorum. Evet. Sığlu. İpek Yolu üzerinde. Şimdi İpek Yolu'nun yeniden açılması konusunda Türkiye ve Çin'in ciddi girişimleri var. Fakat başarılı olamadı bu konuda. Az önce bu söylediklerimi ilaveten Çin'in İpek Yolu'nun açılması ve bunun Türkiye üzerinden Orta Doğu'ya ve Balkan Avrupa'ya açılması şeklinde, ulaşması şeklinde politikası var. Bu Türkiye açısından sevindirici. Çünkü ben biliyorum ki Rusya üzerinden, Türkiye'yi bypass eden Kazakistan üzerinden ve Özbekistan'dan yine Kuzey Avrupa istikametinden de bazı teşebbüsler var. Burada Türkiye'yi Çin'in tercih etmesi önemliydi bence. Ve Türkiye, Çin şu anda Türkiye'yi destekliyor. Türkiye'nin bunu değerlendirmesi lazım. Evet. Peki o zaten tarihi bir isim. Bu ismi canlandırmış oluyor. Peki bu Türkiye'de Çin kültür yılı dolayısıyla ne tür etkinlikler yapılıyor? Siz de üniversite olarak bazı şeyler yapacaksınız. Evet. Diğer kamu kurumlarının yaptığı işler var. Evet, tabii çok sayıda kamu kuruluşu ve bizim Avrasya Araştırmaları Merkezimiz olarak Kasım ayında bir konferans düzenlemeyi planlıyoruz 3 günlük. Onun öncesinde Çin'den işte çeşitli sanat gösterisi, ressamlar ve işte müzik, dans gösterileri gerçekleştirilecek. Bunun yanında Çin'den bilim adamlarını davet ederek Türk bilim adamlarıyla birlikte bir uluslararası sempozyum yapmayı planlıyoruz. Tabi bunlar yeterli mi değil mi? Her zaman tartışılan konulardır. Fakat Türklerin Çinleri anlaması, Çinlerin Türkleri anlaması açısından son derece faydalı olacağını düşünüyorum. O az önce sizin söylediğiniz ve sorduğunuz soruların belki cevabı orada. Ondan sonra açığa çıkacak. İşte İpek Yolu'nun yeniden açılması lazım. Bu hem insanlık tarihi açısından önemli. Yani insanlığa faydası olacağını inanıyorum. Barışı getireceğini, bölgenin huzuru getireceğini, hem de Türkiye'ye ve Çin'e katkı sağlayacağını. Evet. Yani ekonomik anlamda büyük kazanç sağlayacağına inanıyorum. Tabii 2013 için belki erken ama zaman çabuk geçiyor. Çin'de Türk kültür yılı olacak. Onda neler yapılabilir, neler yapılmalıdır? Hani ilgililer, hangi hususlara dikkat edilmelidir? Evet. Umarım sizin birikiminizden yararlanırlar ama ayrıca hani kişiselleştirmeden Çin'de neler yapılmasının yararlı olacağını düşünüyorum. Evet, burada en iyi işte Murat Bey'in yaşadığı gibi yani gerçekten şöyle Türkiye'yi tanıtacak fındık iyi bir örnekti ama bunun dışında Türkiye'ye özgü, Anadolu coğrafyasına özgü tarihi eserlerimizi, turistik mekanlarımızı tanıtmalıyız ve Çin'den turist çekmeliyiz. Evet. Buna yönelik bunun dışında Türkiye'ye özgü değerleri anlatmakta bence fayda var ve yaşayanlar en iyi bilir. Sanki işte beyefendi çok iyi yaşamış. Evet. Bence reklam tanıtım en önemlisi. Yoksa hani böyle bir 21. yüzyılda iletişim imkanlarını çok iyi kullanmak gerekir ve bununla birlikte Çin'le Türkiye yakınlaşacaktır. Ama bu ölçekte hem Orta Asya'da hem bizim Doğu Türkistan dediğimiz coğrafyada ki Türk soylu kardeşlerimizin de huzur içinde yaşamasını sağlamamız lazım. Hocam bu güzel mesajınızla bitirelim inşallah. Süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Murat Bey size de çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum çalışmalarınızda. Çok teşekkürler. Efendim bir programımızın daha sonuna geldik. Bir başka programda birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın.